Değerli dostlar, bugün Slam Türkiye'de Adana sofrasındayız. Mükemmel, nezih ve tam anlamıyla bir aile ortamı. Bize bu imkanı sağlayan değerli işletmeci Sayın Armağan Yıldırım ve çok değerli eşi Suna Yıldırım'a çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Değerli dostlar, bugünkü konuğumuz sizlerin de yakinen tanıdığı mükemmel bir ses, mükemmel bir yorum, çok iyi bir bağlama. Sevgili Nevzat Ak ile bugün beraberiz. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağının tozuyla uçaktan indin, direkt geldin, bizi kırmadın, programımıza katıldın. Ayrıca çok teşekkür ederim. Rica sana. Ederim, ne demek, çok teşekkürler. Yani evet, 2 saat falan oldu. Direkt buraya geldim. Çok güzel bir mekan, öncelikle ben de teşekkür ediyorum kendilerine. Bugün Stuttgart'ta güzel bir konserimiz olacak. Evet. Öncesinde de sizin gibi değerli insanlarla tanıştım. İyi de bir röportaj çıkacak buradan biliyorum. Bakalım. Siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Nevzat, istersen tanıyanlar çok tabii ki de. Belki arada birkaç kişiyi kaçırmış olabiliriz. Evet, olabilir. Onlar için sorayım. Nevzat Ak kimdir? Nerelidir? Aslen nerelidir ama nerede yaşıyor? Ben Tokat Turhallıyım. Babam müzisyen benim. Müzisyen bir ailenin evladıyım. Çocukluğumdan beri, 5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Hayatım hep müzikle geçti benim. Başka hiçbir işim olmadı. Yani o yaştan bugüne kadar hep müzik oldu hayatımda. Sadece şu an profesyonel diyelim. Albümlerim var, kliplerimiz var. Çok şükür sevenlerimiz var. Yıllar içinde zaten bunun için hep çaba gösterdim. Hayal ettiğim yerdeyim ve yaşıyorum diyebilirim. Şükür. Okay. Bizim 2 tane albümümüz var ama single dediğimiz tekli kliplerimiz çok fazla var benim. En az 17-18 tane vardır şu anda. Sosyal medyada zaten akustik çalışmalarım var. Bayağı aktifim. aktifim. Düetlerim var, mükemmel düetler var. İstersen ben, düetlere biraz girelim. Ya 2015'te ben söz müzik de yapıyorum. Evet. Yani sürekli söz müzik yazan birisi değilim ama yaptığımda da Albeni Yarim oldukça beğenildi. Hakkını veriyorum. Yani, diyelim. Evet. Eskiden beri yazdığım bir şarkıydı o. 2015'te İntizar'la düet yaptık. Milyonlara ulaştı, ödüller aldık, çok sevildi. Bir kere söz müziği bana ait olan bir eserin bu kadar sevilmesi artı beni çok daha mutlu ediyor, çok daha motive ediyor mesleğimle alakalı. Onun ardından tabii ki en büyük hayallerimden birisiydi aslında. Musa Eroğlu hocamızla yan yana geldik. Telli Turnama düet yaptık. Evet. Yani o klip hayatımda belki çok daha fazla projeler yapacağım ama ben onu yaparken sadece bir hatıra olsun diye yaptım. Kendim için önce. Evet. Çünkü benim çocukluğumda bir anım var, onu sizinle paylaşayım. Biraz benim tabii duygusal bir anım. Sevenlerimin de bilmesini isterim bunu. Lütfen. Düetin aslında biraz daha nasıl geliştiğini anlatacağım. Şimdi ben yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Tokat Turhal'da babamla beraber düğünlerde çalarak biz ailemizi geçindiriyorduk. Çok küçük yaşta başladım ben. Dolayısıyla ailem halk müziğiyle iç içe. Türküleri çok seviyorlar. Evde bağlama çalan olmasa bile biliyorsun bizim evlerimizde bir tane bağlama asılıdır. Evet, bir gün birisi gelip çalar diye. Evet, illaki bir bizim çalarım. Evimizde de vardı. Benim babam zurna çalıyor. Annem, ben 5-6 yaşlarındayken Musa Eroğlu hocamız Turhal'a konsere geliyor. O zaman beni çok götürmek istiyor ama bilet parası bulamıyor annem o dönem. Olsun. Konser salonuna giremesek bile açık hava bir yerde konser veriyor ama duvarlarla çevrili. 30-32 sene önceden bahsediyorum şu an. Benim elimden tutuyor götürüyor. Çayırlara oturuyoruz. Musa Eroğlu'yu dinliyoruz. Ama önümüzde duvar var. Sesini duyuyoruz sadece. O zaman o anıyı anlatmıştı bana. Annem böyle bir şey yaşadım. Seni götürdüm ama içeriye girememiştik dedi. Ben 30 sene sonra Musa Eroğlu'yla düet yapıp anneme hediye ettim. Çok güzel. Çok güzel. Tabii sadece bu Al Beni Koynuna Yarın değil, birçok eserim var. Birkaç var. Not aldım aslında. Ben dinlediğim eserlerden de var.
taş olsaydım, evet, eğer yanlışsam lütfen düzelt, doğru, beni. Doğru, söz müzik bana ait, taş olaydın. Git yalan dünya var, doğru, çok güzel bir uzun hava var. Kara bulut. Kara bulut, çok hoş severek geldin dinliyorum. Yar, söz müzik bana çok ait. Çok güzel. Ya o albümde aslında ben yazıyordum yani, hani, hı-hı, o albüme 5 tane söz müziğin girebileceğini düşünmedim. Biz kendi aramızda aranjörüm, yönetmenlerimle beraber dinledik. Çok fazla repertuar yapmıştık ama benim yaptığım besteler olsun istediler herkes. Çünkü ben fikir almayı çok severim. Sadece ben biliyorum diye hiçbir zaman düşünmem. Arkadaşlarımı ararım, dinleyicilerimi ararım. Müzikten hiç anlamayan insanlara bile sorarım. Çok nasıl güzel olmuş diye. Çünkü onun ilk vereceği tepkiyi merak ederim. Çünkü ben sahneye çıktığımda beni sonuç olarak müzisyenler dinlemeye gelmiyor. Müzisyen arkadaşlarımız da geliyor ama halk dinlemeye geldiği için onlar işin müzikal kısmını çok bilmiyorlar. Ama ben yine de soruyorum. Onlara da soruyorum. Tepkilerini öğreniyorum. Ve 5 tane eserim o albümde yayınlandı. Çok sevildi. Onların içinden Al Beni Yarim, tabii onun kaderi öyleymiş yani. Milyonlara ulaştı. Evet. Diğer bir tane Hoş Geldin Yar, söz müzik bana ait olan, hı-hı, esere de yeniden sürpriz olsun. Ama burada söylüyorum. İsmini söylemeyeceğim ama bir düet daha geliyor. O eseri bir düet yapacağız. İnşallah onun da kısmetinde varsa o güzelliği yaşayacak diye hissediyorum. Peki sevgili Nevzat, dövmelerin var görüyorum. Kaç dövmen var? Valla benim şimdi en başta söylediğim gibi hayatım müzikten ibaret. Hı hı. Müzik. Müzik. Burada müzik. Orada da müzik. Bir de burada bir dövmem var. Şu an gözükmüyor. Orada da müzik var. Yani seviyorum ben. Zamanında yaptırmıştım. Çok da buradaki dövmem mesela görüntülerde de, fotoğraflarda, kliplerde, evet, de, evet, çok şık duruyor. Çok şık duruyor. Öyle yaptırmıştım zamanında. Çok güzel. Harika. Sende de var. Benim gibi sizde. Bende de var. Ben de aynı o şekilde. Bir yaptırdım mı yani aynı şekilde, evet, müzik, evet, müzik diye devam, evet, ediyor. O şekilde devam ediyor. Zaten hani dövme bir anlamı olması lazım. Anlamı yani, lazım. Evet. Çok sevdiğim biri olabilir ya da, hı-hı, işte ben meslekle alakalı bir şey yaptım yani isim, evet, isim yazdırmadım. Hı-hı. O yüzden mutluyum yani, çok keyifli. Ben de aynı şekilde dövmelerimi de ben kendim çiziyorum. Öyle mi? Kendim tasarlıyorum. Çok güzel. Hani elimden geldiği kadar. Burada bağlama var. Burada bağlama, evet, var. Aynı, evet, o şekilde. Müthiş duruyor. Sevgili Nevzat, müzik sektöründe hak ettiğin yerde olduğunu düşünüyor musun? Ya şöyle, yoksa hani bu mudur? Yoksa daha farklı olabilirdi? Ya şöyle, bu soru tabii çok hani genel bir soru. Ben kendimle alakalı şunu söyleyebilirim. Yokluktan gelip hiç, evet, kimsenin tanımadığı, hı-hı, biri olarak, hı-hı, Turhal'dan İstanbul'a gelip şu saydığımız, şu konuştuğumuz, yaptığımız projeleri düşününce hak ettiğim değeri görüyorum diyebilirim. Tabii bu genel bir soru. Yani, evet, ister ki insan daha fazla kişi seni sevsin, tanısın. Zaten bu yola o yüzden çıktık. Evet. Ben hani yaşım gereği şu anda hayal ettiğim güzellikleri yaşıyorum. Evet. Ama biraz daha ileriye taşımak için zaten bu klipler çekiliyor. İşte bir doygunluk yok burada yani. Hani doyumsuzluk var. Biraz daha klip çekeyim. Bir tane daha yapayım ki beni işte konserlerime 300 kişi geldiyse o 500 olsun. O hep onun hedefiyle yaşıyoruz. O yüzden de hak ettiğimiz yerde şu an değiliz. Belki diyebilirim bunun için. Yani daha yolumuz var çünkü. Peki. Biraz istersen pandemi süreci. Maalesef bizi en derinden etkileyen yere geldi. Müzik sektörünü en çok, evet, etkilediği sektörlerden birisi müzik sektörü biliyorsun. Tabii kesinlikle öyle. Biz oldu. Şimdi Avrupa'da yaşayanlar biraz daha müzisyenler olsun, sanatçılar, hı-hı, olsun, işte sosyal hakların burada daha iyi olmasından, evet, nedeni. Evet. Hani bir açlık vardı ama bu açlık ne olabilir? İşte sahne alamama, işte müziğini icra edememe. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bir ekmek kavgası da var burada. Bir ekmek, tabii. Ya şöyle, şimdi Türkiye çok büyük bir ülke bir kere. Hı. İstanbul, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki müzisyen arkadaşlarım ne kadar zorluklar çektiğini, yani dünya çapında gördük ama birebir yanımda olan, evet, neler yaşadığını ben biliyorum. Yani şimdi çok büyük bir derya olduğu için çok fazla müzisyen var. Çok, hı-hı, çok çok fazla arkadaşımız bu süreçten o yüzden kötü etkilendi. Zaten normal günde de, normal günlerde de Türkiye'de ya da İstanbul'da iş yapmak zor.
Çok kolay bir şey değil büyük şehirde. Yani şöyle baktığında şu an sayıyoruz ama 16-17 tane klip çekmek, bu kadar proje yaptıktan sonra bile biz hani anca diyebilirim sahnelerimiz doluyor, taşıyor. Yani çok büyük bir emek bir kere olması gerekiyor bunun için. Bir de evet. Şimdi o müzisyen arkadaşlarımızın böyle bir zor dönemde çalışıp bir de üzerine pandemi gelince hepten çok kötü oldu. Çok zor durumda, yani evet. Bütün dünya için kötü oldu. Ben sahnelerimde de söylüyorum. Her şeyden önemlisi biz şimdi müzisyenler çok duygusal insanlarız biliyorsun. Evet. Bizim ben yaptığım işe iş asla böyle sanki bir işe gider gibi gelmiyorum. Bir liste paylaştım ben dün. Ocağın sonuna kadar bir tane boş günüm kalmamış. Ben o kadar çok istiyorum ki sahneye çıkmayı. Hani bir iş olarak değil. En keyif aldığım, en mutlu olduğum yer benim orası çünkü. Yani evimden benim için daha değerli diyebilirim. Yani eve gidiyorum, telekumandayı alıyorum elime. Ya yok ya diyorum. Ben sahnede olmalıyım. Hani orada mutluyuz. Bir kere bu 16-17 ay böyle düşünen bir adam için eve kapattılar bizi. Evet. Her şeyden ayrı kaldık. Göz göze bakıp türkü söylemekten ayrı kaldık. Alkışlardan ayrı kaldık. Bizim ilacımız biliyorsun alkışlar. Yani ben içeriye geldim bakıyorum şöyle rezervasyonlar dolu. Çok hani o kadar mutlu oluyorum ki yani inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Dünyada, ülkemizde acı kayıplarımız da oldu. Bu evet, virüsten evet, dolayı evet. Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kaybettik. Olmasın inşallah bir daha. Temennimiz yani, tabii ki de. Tabii evet, bu. Evet. Sevgili Nevzat, sahne alacaksın. Çok da yormak istemiyorum estağfurullah, seni. Estağfurullah, hiç sorun yok. Sorularım çoktu. Eliye eliye seni şey yapmak istemedim gerçekten. Programın sonuna geliyoruz. Seni sevenleri, dinleyenler için neler söylemek istersin son olarak? Vallahi her şeyden önce sağlık diliyorum ben herkese, tüm insanlığa, tüm dünyaya. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu süreçte çok acı kayıplar yaşandı. Biz herkesin acısını hissettik derinden. Müzisyen arkadaşlarıma, sanatçılarımıza, mekan sahiplerine, bu kültüre, türkülere hizmet eden herkese saygı sevgilerimi yolluyorum. Bütün sevenlerime sevgiler gönderiyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir röportaj hazırladığınız için. Sizler bizim sesimiz oluyorsunuz zaten. İşte bir radyocu arkadaşımız, bir televizyoncu arkadaşımız, sizin gibi internette yayın yapan dostlarımız olduğu sürece de insanların bizi biraz daha tanıma fırsatı doğuyor. O anlamda da size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bizi kırmadın. Ne demek? Her zaman. Hiç sorun yok. Programımıza gerçekten çok büyük bir renk kattın. Teşekkür ederiz. O anlamda biraz sonra zaten sahne alacaksın. Evet, seni evet, hazırlıklar aynı başladı. Çok teşekkür ediyoruz Nevzat. Ben teşekkür ediyorum. Çok i̇yi sağ olun. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Değerli dostlar, programın sonuna geldik. Buradan tekrar öncelikle mekan işletme sahipleri Sayın Armağan Yıldırım ve eşi Suna Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben bu teşekkür imkanı. Ederim. Bize ben sağlıkları için. Bir sonraki programımızda farklı bir mekanda farklı konuğumuzla görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.